Şimdi bir jant tasarımı yapacağız. Şekilde gördüğümüz bu jantı tasarlayacağız. Bakalım bu jantı nasıl tasarlıyoruz? Bunun için ne yapıyorum? Yeni bir sayfa, yeni bir çalışma sayfası. Jant isminden de anlaşıldığı gibi, isminden anlaşıldığı gibi demek biraz tuhaf olur ama jant arabaların tekerleklerini, lastiklerini tutan çelik yapı olduğu için dolayısıyla silindirik parçalardır, silindirik tasarımlardır. O yüzden bizim de burada en çok kullanacağımız komutlardan bir tanesi döndürerek katı oluşturma. Tamam mı arkadaşlar? Bunu göreceğiz. İlk önce ne yapacağız? Düzlem seçip yani kağıdımızı seçeceğiz. Sonra elimize kalemimizi alacağız ve çizime başlayacağız. Bir tane merkez çizgisi şöyle. Şu benim merkez çizgim. Ve şuraya yanlış yaptım. Şu olmayacak. Şurası yok, yok, yok. Evet, sil, sil. Bu benim merkez çizgim. Dolayısıyla bunun etrafında revolve yapacağım. Döndürerek katı oluşma yapacağım. Boyum ise 200 mm. Burayı tıkladım. Merkez çizgimi seçtim. Orijini seçtim ve bunu orijinle çakışık yapıyorum. Yanlış oldu, yanlış oldu. Geri. Geri bir tane daha geri hop şurası 200. Şuna çizgiye sağ tıkla, orta nokta seç, merkezi seç ve çakışık yap. Dediğim zaman bu buradan şurası 100, buradan burası da 100. Dolayısıyla 200 mm çizgi şuradan şöyle şöyle ve şöyle ölçü. Burası 55 olsun. Şurası 50. Okey. Pardon, toplamda 100 olacak burası. Yarıçapı 50. Şimdi tamam. Okey. Tam şunun hizasında şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve konik bir şekilde gidelim. Şey, tabii şurası da şu şekilde gidecek ama ilk önce ölçü vereyim ki çizimlerim çok fazla sağa sola kaymasın. Bu çap 200. Demek istediğim de buydu zaten. Gel aşağıya. Sen de gel. Hop. Sen de gel. Sen aşağı in. Şimdi şuradan bir merkez çizgisi alayım. Şöyle. Bu merkez çizgisi benim işimi kolaylaştırması için var. Şöyle. Hoppa. Şimdi şeklimizi yavaş yavaş vermeye başlayalım. Şöyle şurası. Buradan devam et. Okey. Biraz ölçülerle oynayalım ki düzgün bir şey olsun. 175. Sen 165. Sen 150. Şu açıyı şuradan vereyim. 50 değil, 60 derece. Okey. Şu boy, hatta boyları nereden versem? Şuradan versem daha iyi olur çünkü kaymamış olur. Şu merkez çizgisinden itibaren vereyim ki kaymasın. 25 milimetre. Ve buradan şu uç 80 milimetre, hatta biraz daha uzatalım 90. Tamam. Şurayı da şöyle kaydırayım şu tarafa doğru. Nasıl olsa bu bunun simetrisinde. O yüzden şunun tek taraftan ölçüsünü veriyorum. 5 milimetre.
Okey. Bu da mı 5? Heh, bu da 5 olsun. Şurayla şurası da 5. Şu boy 10. Buradan burası 18. Şuradan şurası da 5. Okey. Şimdi burası şu kısım jantın içinde kalacak olan kısım. Çizimimi komple siyah yaptım. Tam tanım yaptım ki yarım gün benden başkası gelip de çizginin orasını burasını tutup da oynamasın, tasarımın bozulmasın diye tam tanımını yaptım. Mantık buydu. Dersin ilk başlarını hatırlarsanız bunun sebebini söylemiştim. Şimdi radius kıralım bazı yerlere. Mesela burası lastiği tutan kısım olacağı için biraz burada radius olması gerekiyor, değil mi? Örneğin R5. Şurada bir radius. Şurada yok şurası. Ha, burasını önce bir vereyim. Burasını kurtarmayacak çünkü. Sonra R3. Neresi? Şurası. Klik. Bir de R2 diyelim. O da yetmedi. 1 diyelim. Tamam. Aslında bir de şurada olması lazım ki yoksa böyle keskin olursa lastiği kesebilir. Tasarım yapıyor sonuçta. Lastiği kesmemesi lazım. 2 milim. Ve tamam. Hadi bir de şuralara verelim. 2. İçeriler önemli değil aslında ama estetik görülmesi için tabii içeride verilebilir. Burası lastiğin boşta kalan kısmı. Aslında imarat yapılabilmesi için bunun normalde keskin köşeyi imarat yapmak biraz zordur. O yüzden oralara da aslında radius vermek gerekir. Biz oraları da seçelim. Radiuslu olsun. Bol bol radius. Tamam. Aynalayalım şimdi bunu. Nerede aynalama komutu? Aha burada. Aynalanacak objeler. Şöyle seç. Neyin eksen etrafında? Bu eksen etrafında. Sağ klik onay. Şimdi döndürerek katı oluşturma. Birden fazla eksen olduğu için bakın algılamadı. O yüzden eksenimi tanıtmam gerekiyor. Yani şu eksen etrafında dön demem gerekiyor. Ve yine birden fazla kontürüm olduğu için benden dönecek yönü istiyor şey. Hop, burası niye geldi? Şurası 360. Hop, hadi kurtul kardeşim. 360 derece. Okey. Bir de çizim bölgesi şu. He, bu kesilecek daha sonra. Aslında tek seferde bunu çıkartabilir miyim? Bir düşüneyim bakayım. Burada bir dakika onaylayalım. Jantımız böyle bir şey ama burada bir sorun var. Burada bir sorun var. Bulun bakalım sorun nedir? Tabii ki sorun çizimimizin ölçüsünün yanlış olması. Bak, çizimi düzenleye geldim. Benim şu çapımın 200 değil. 200 çapında bir jant olmaz. 400 olması lazım bu çapın. Böyle aynı oranda bunları da yükseltmem lazım. Ctrl Z diyeyim bir geri alayım. Oran orantı kurmak için. 200'e 175. Ctrl Y. Evet. Şimdi tamam. Olması gereken bu. Şurada bir çizimimiz var hatırlarsan şöyle gösterdiğimde şurayı
Buranın da aslında katı olması gerekiyordu. Biz bu çizimde burayı dahil etmedik. Neden? Çünkü unuttuk. Orayı da dahil edelim. Ki oranın da işin içine katılması gerekiyor. Ya kardeşim öyle demek istemedim işte anlasana ya. Birinci bölge şu, ikinci bölge bu. Tamam bu da dönecek işte. Sorun ne? Burada bir sorun var. Orada dönerken bu da burada dönecek. Tamam sorun yok. Şöyle yapalım. Çizim. Pardon. Sen sil. Enter. Dik bak. Çizime geri dön. Şimdi çizim bu. Burası tamam. Burası tamam. Yani şuradakini niye vermiyor hala anlamadım. Yani SP1'i de yükledik bilgisayara ama normalde bunu da vermesi lazım. Ama ısrarla vermiyor. Seçmeme rağmen. Neyse programın şu anda programın bize yaptığı bir cilve bu. Ama biz çakallık yapalım. Şöyle madem öyle bir tane daha çizim açalım buraya. Gelelim şuradan şurası, şurası ve burası. Okey. Merkez çizgisi yap. Ve bir tane daha döndürerek katı oluşturma. Okey. Şu çizimleri artık gizleyelim. Şimdi böyle bir cantımız var. Gelelim bunun asıl daha doğrusu bu cantı asıl gösterecek olan figüre. Ama ben ondan önce aklım bir şeye takıldı. Şunu göstereceğim size. Şunu bir sileyim de. Az önce neden bunun olmadığı ile ilgili sanki aklıma bir şey geldi. Şurada kaç tane merkez çizgisi var? Sil. Bir taneymiş. Şöyle yapalım. Escape. Bunu merkez çizgisi yapalım. Şimdi onaylayalım. Biliyordum böyle bir hata vereceğini. Delete, Enter. Çizimimiz zaten burada duruyor. Merkez çizgimiz de var. Tekrar gel. Katı oluşturma. Dönme ekseni de şu eksen. Seçili kontürler. Ve bu. Yok. Neyse zorlamayalım. Aklıma gelen şeyden vazgeçtim. Ctrl Z deyip geri alıyorum her şeyi. Tamam. Böyle bir çizimimiz var. Şimdi bunu ben kaydedeyim. Ctrl S. Diyelim ki jant tasarımı. Ve kaydet. Şimdi bir sonraki videomuzda bunun süslemesine geçelim. Yani şuradaki kolları falan nasıl ekleyeceğiz ona geçelim. O yüzden bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.